mesela hani ziya dedik, ışık, ışın. Röntgen ışınlarını bilirsiniz. Yani şeyi çalıştırmak için, biraz zihnimizi çalıştırmak için söylüyorum bir iki misal. Mesela röntgen ışını, kolumuz kırıldığı zaman gidiyoruz, ne yapıyoruz? Röntgen çektiriyoruz. Bakıyor adam, yani röntgende işte şu kadar kalmış, bu kadar kalmış. Biz de hatta baktığımız zaman o röntgen filmine o kırık yeri tespit edebiliyoruz. Görüyoruz yani. Bu nasıl oluyor? Bize anlattıklarına göre buradan makine X ışınlarını veriyor. Efendime söyleyeyim. X ışınları sert olan yere takılıp kalıyor. Kırık olan yer de boşluk bulduğu için oradan geçiyor. Dolayısıyla buranın gölgesi filme yansıyor. Kırıksa görünüyor. Çünkü kemik olan yerde, sağlam olan yerde X ışınları takılıp geçmiyor. Az geçiyor, geçiyorsa da. Ama kırık olan yerden geçiyor. Kaba etten geçiyor. Karşı tarafa bizim elimizin gölgesi yansıyor. Kırık olup olmadığını görüyoruz. Bu X ışını. Ama nötron ışınından bahsediyorlar. Nötron ışını diyor, o kadar güçlüdür ki dünyanın burasından o nötron ışınını verseniz dünyanın öbür tarafından çıkar, uzaya gider, ne hızından ne istikametinden herhangi bir sapma olmaz diyor. O kadar güçlüymüş. Nötron ışını. Yani madde ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar dünya kadar büyük çaplı bir kütle olursa olsun fark etmiyor, hepsini ne yapıyor? Deliyor, geçiyor. Şimdi nötron ışınıyla baksak bizim kemiğe, bizim el görünmeyecek orada. Niye? Yani o kırık yer görünmeyecek. Niye? Çünkü kemik mimik dinlemiyor, hepsini geçiyor öbür tarafa. Yok, kemik ona engel olacak falan diye düşünme artık yani. Hiçbir şey engel olamıyor. Allah'ın yarattığı nötron ışını böyleyse onun yaratıcısı nasıl olur? Onun için bir engel olur mu? Maddenin kesif olması veya şey olması olmaz. Her tarafa nüfuz eder yani.